Evet, annesinin babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan Barış'ı bekliyoruz. Bir 10 dakika mesafesi kalmış. Bu arada size programın başında kısaca geçtim, o haberi de vermek istiyorum. Dün biliyorsunuz oğlu gelmişti, canım benim, ve 69 yaşındaki annesini arıyordu. Kendisi Alzheimer hastasıydı. Zaman evinden çıkıp gittiğini söylemişti ama bu kez 3 gün geçmişti ve zaman geçtikçe çok endişeleniyorum demişti. Melahat Şengüler. Ne yazık ki efendim evinin yanında bir inşaat alanı varmış. Hanımefendi sabah 5'te evin kapısının kilitli olmayışını fırsat bilerek ayağındaki terliklerle yola çıkmıştı. Sanırım karanlıkta yolunu kaybetmiş ve bu inşaat alanına düşerek hayatını da kaybetmiş. Terliği takılmış bir yere, o da var. O Of. inşaattan aşağıya düşmüş, ondan sonra da kendisi de düşmüş. Dün Sayın Savcımızla beraber yine olay yeri inceleme ekipleri, işte o cenazenin bulunduğu alana gittiler. İncelemeler yapıldı. Hanımefendi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Tabii ki Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapor beklenecek ama ilk incelemelere göre hanımefendi bir kaza sonucunda Allah hayatını rahmet eylesin. kaybetmiş. Yakınlarının İzleyelim. başı sağ olsun. Evet, çok üzüldüm oğluna da. Gözyaşları içinde o da olay yerine gitti. Burada ona söyleyemedim. Hani seni kayıp şubeden bekliyorlar dedim. Söylemek istemedim. Ama işte olay yerinde acı gerçekle karşılaştı. Ve bu bandı izlerken sabah şöyle diledim. Ya Allah hepimize yatağında ölümü nasip etsin. Yani hani böyle savcıyla falan değil yani. Sabaha karşı evden çıktı. Kendisini ifade edemiyormuş ve ismini de söyleyemiyormuş. Öyle. 3 gün sonra ölü olarak bulundu. Alzheimer hastası kadının acı sonu. 22 Şubat'ta İstanbul Zeytinburnu'ndaki evinden çıkıp bir daha geri dönemedi 69 yaşındaki Alzheimer hastası Melahat Şengüler. Kendisini ifade edemiyormuş ve ismini de söyleyemiyormuş. Öyleyim. Çıkar mıydı annen böyle dışarı? Yani daha önceden de çıkıyordu ama biz 60 yıldır Zeytinburnu'nda yaşıyoruz. Orada herkes tanırdı yani. Bir şekilde ulaşıyorlardı çünkü herkes annemi tanırdı ama bu sefer gece 4'te, yani ilk kez gece 4'te çıkıyordu. Daha evvel gittiğinde nereye gidiyordu? Genelde mahalle içerisinde, işte fırına giderdi, hipermarketi vardı, oraya giderdi. Yani sürekli gittiği yer belliydi. Zaten oradan aldığı gibi eve getirirlerdi bir şekilde ya da bir komşuda otururdu. İnsanın şu an işte 2 gün geçtikten sonra bulunamadıktan sonra tabii ki yavaş yavaş düşüncelerim de hani kötü olmaya başlıyor. Allah'ım kimseye de göstermesin inşallah. Her zaman da söylüyorum ama yani bir an önce bulunsun. Yani sizlere gerçekten çok çok teşekkür ederim. İnşallah ya, da olur mu? Aşk olsun. Bulacağız yani, sizlerin de sayesinde. İnşallah. Yayınımız sırasında yaşanan gelişme üzerine araştırmacı gazeteci Müge Anlı, 69 yaşındaki kadının oğlu Gökhan Şengüler'i Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine yönlendirdi. Gökhan'cığım, arkadaşlarımız sana bir bilgi verecek. Kayıp şubeye gitmen gerekecek ablacığım. Bir git, konuşacağız. Tamam, tamam mı? Tamam, görüşürüz. Çok sağ ol. Stüdyomuzdan ayrılan genç adam 3 gündür kayıp olarak aradığı annesinin acı haberini aldı. 69 yaşındaki Melahat Şengüler, Zeytinburnu Merkez Efendi Mahallesi'nde bir inşaat alanında ölü olarak bulundu. Topkapı Metrobüs İstasyonu yakınlarında inşaat alanındayız. Melahat Şengüler hemen arkamızda bulunan ve yapımı devam eden bu inşaatın iç kısmında bulundu. Melahat Şengüler'in bina yapımının devam ettiği sahaya nasıl ve ne şekilde geldiği henüz belirlenemezken, olay yeri inceleme ekipleri inşaat alanında incelemelerde bulundu. Melahat Şengüler'in naaşının bulunduğu bu inşaat alanının son olarak ayrıldığı evine olan uzaklığı 1.2 kilometre. Bu mesafeyi 15 dakikada yürümek mümkün gözüküyor. Olay yerindeki çalışmalar tamamlandı. Az sonra polis ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı da olay yerinden ayrılacak ve sonrasında Melahat Şengüler'in naaşı incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürülecek.
Talihsiz kadın cenaze aracıyla yola çıkarılırken gözyaşlarına boğulan oğlu teselliyi yakınlarında buldu. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.